Bayramını canı gönülden kutluyoruz. Ve bu arada çok değerli konuklarımız aramızda, saz ve söz sanatçılarımız bizlere bugün çok güzel, eğlenceli dakikalar yaşatacaklar. İnşallah umarız hep birlikte eğleniriz. Evet, hepimiz hazırız değil mi arkadaşlar? Herkes bir dakika, bir saniye. Efendim? Karımın koltuğu özel. Öyle her koltuğa oturamaz mı? Buyur hayatım. Rica ederim. Ben de tahtımı geçeyim. Tahtımı alayım şöyle yanına, ben de geçeyim, ilişeyim. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz diyorum sayın spiker arkadaşlarım. Hoş geldiniz aramıza. Bugün hep beraber bizle beraber olacaksınız. Sanıyorum sizler de fasılımıza katılacaksınız. Hep beraber eğleneceğiz burada. Önce ben bu değerli saz ve söz sanatçılarımı seyircilere tanıtmak istiyorum. Evet, hemen sağımdaki güzel bayanla başlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz. Bulduk Kamer Pamukçu Sarıoğlu. Şu an özel amaç sesinde müzik öğretmenliği yapıyorum. Evet. Başka ne söyleyebilirim? Bu kadar yeter. Yeterli. Siz? Ben Çetin Sarıoğlu. Karı koca gibi bir şey. Evet. Karı kocayız. Evet. Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda misafir ses sanatçısı olarak görev yapıyorum. Pardon, siz karınızın koltuğunu getirmediniz mi? Bana ben oraya getirmedim orasını. Yeni olduğumuz için. Evet, Burcu seni tanıyoruz ama bir kez daha. Ben Burcu Aksu. Ben de Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 3 yıldır görev yapıyorum ses sanatçısı olarak. Evet. Bu kadar. Evet, ben Rıfat Etik. Ben de arkadaşlarım gibi Kültür Bakanlığı Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda çalışıyoruz. Evet. Biraz sonra hep beraber faslı geçeceğiz. Evet, öyle sizi es geçerekten hemen böyle dönüyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aziz Uzun. Aynı bizim durumumuz. Sizin de durumunuz aynı. Saz çalıyorsunuz. Evet. Arkadaşımız? Sami Erol. Yine aynı arkada gruptanız. Ve de aynı koroya devam ediyoruz. İşte. Evet. Hep aynı. Ve Kanun. Fikret Mungan. Ben de arkadaşlarımla birlikte hep beraber çalışıyoruz. Aynı işi paylaşıyoruz. Ve ritim sazda? Yunus Macit. Ben de arkadaşlarım gibi aynı ekipte çalışıyorum. Evet. Ve tanışma faslını bitirdikten sonra diyorum ki gerçek fasla geçelim. Ne dersiniz? Neden sayın sevgili arkadaşım? Olabilir mi? Olağanüstü. Değil mi? Değil Çetin mi? Arkadaşım. Benim hanım müsait görmüş. Müsaittir. Canım bugün bayram Çetin. Bayram. Bir de biz artık bu durumumuzu istersen açıklayalım izleyicilerimize. Açıklayalım mı? Lütfen sen açıkla. Peki. Bu mutlu haberi, benim için çok mutlu olan bu haberi. Lütfen. Peki sevgili seyirciler. Başım üstünün değerli iki arkadaşı, sunucu arkadaşımız. Bizlere haftalarda çok güzel anlar, espriler yaşatıyorlar. Değerli konuklarıyla birlikte. Gelen telefonlar onların karı koca olup olmadıklarını öğrenmek isteyenler var. Şu anda açıklıyorum ki onlar bu programa başlarken boşandılar. Artık evli değiller. Evet, bu da bir espriydi. Evli değiller. İkisi tiyatro sanatçısı arkadaşımız Sevda ve Çetin. Karı koca rollerini bu programda, başım üstüne programda gayet güzel bir şekilde canlandırıyorlar. Tamam mı? Özellikle çok sevdiğim bir arkadaşım Çetin, evet. Benim. Evet, sever beni. Çetin, evet. Ben de seviyorum. Gerçek hayatta bu kadar kılıbık olmasa bile biraz değil mi Çetin? Bu kadar değil ama. 50-50. Tamam, şimdi faslımıza geçiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Hep beraber söyleyelim, öğrenelim. Eşlik etmeye çalışacağız tabii biz, değil mi Sevda? Yüzünü görmek istemem.
yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle anlattın beni. Beraberce gezdiğimiz o yerlerden kaçıyorum. Kederlerden uzaklaştım, şimdi neşe saçıyorum. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem. Thank you.
bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kurdonda, der gibi gel bir bana. Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kurdonda, der gibi gel bir bana. Sensiz hayat İzmir'im, zor gibi gelir bana. Sensiz hayat İzmir'im, zor gibi gelir bana. Birinci bölüm bu kadar. Evet, çok evet. Teşekkürler sizin ellerinize, sizin ağzınıza, Sevda ve Çetin arkadaşımla tabii ki güzel dansına, jestine çok teşekkür ediyoruz. Evet, biraz sohbet edelim dedik. Sizlerin bu yeteneğin yanında sanıyorum başka yetenekleriniz de var. Ders vermek gibi mesela. Evet, ben kanun dersi veriyorum öğretmenliğin yanı sıra. Birkaç öğrencim var. Evet. Onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki isteğe göre elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum, öğretmeye çalışıyorum. Evet. İnşallah onlar da ileride, özellikle gençler, konservatuar gibi yani daha iyi eğitimini görebileceği yerlere giderler. Evet. Evet. Başka böyle yeteneği olan var mı? Ben de ut dersi veriyorum. Ut dersi veriyorsun değil mi? Gerçekten evet. burada potansiyel iyi. Yani istek var müziğe evet. karşı gençlerimizde. Biraz destek lazım tabii ki. Değil mi? Evet. Sevgili seyircimize buradan duyuruyoruz. Kanun dersi veren ve ut dersi veren çok cici bir bayan arkadaş. Reklamımızı yaptık. Artık o kadar olacak. Kalitenin bu kadar bir şeyi olsun sizlere değil mi? Sanıyorum onlar dersi verdiklerine göre siz haydi haydi veriyorsunuz değil mi? Aynı zamanda ut dersi, kanun dersi. Vermeye çalışıyorum. Vermeye çalışıyorsunuz değil mi? Peki konservatuar hangi konservatuardan? Ben Ege Üniversitesi. Ege Üniversitesi. Müzik konservatuarından mezunum. 2 yıl önce mezun oldum. Eşin nereden? Benim asıl mesleğim ziraat mühendisliği. Ziraat mühendisliği. Evet, yalnız fakülteyle birlikte Samsun Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Bölümü'den mezun oldum. Yaklaşık 9-10 sene orada icra heyetinde görev aldım. Solo ve koro olarak. Evet. Daha sonra kısmet Diyarbakır'mış. Evet. Peki bugün bayram. Çok güzel, çok neşeli bir gün. Herkesin bir bayram hazırlığı var. Dün mesela biz çok değerli ve yetenekli ev hanımlarımızla baklavalar, tatlılar, çörekler yaptık. Ha, bu arada sevgili seyircilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Hani ortada duran baklava vardı ya sevgili seyirciler. Hani grup karizmada gözünü dikmişti o baklavaya. Program biter bitmez o baklavayı almışlar, götürmüşler. Hatta sayın program sorumlumuz da stüdyodan buraya, yayın arabasından buraya yetişene kadar baklava gitmişti. Onların dersini biraz sonra vereceğim hep birlikte. Tadına dahi bakamadım. Sizlerin adına da hesap soracağım. Evet, konumuza dönüyoruz hemen. Baklava deyince aklıma geldi. Biz yemeyeceğiz şu anda. Yemiyoruz, götürmüşler. Ne yapabilirim yani? Götürmüşler. Genç çocuklar, onlar yiyecekler, büyüyecekler tabii. Yani yesinler. Bu tatlı konuşmalarımız yetiyor ama baklava yerine. Değil mi? Evet. Çok güzel konuştunuz. Evet, sizler bugün programınızda ne yapacaksınız? Yani büyükler olabildiğince, gerçi burada pek Diyarbakır'ın yerlisi kalmadı, dolayısıyla bizim akrabalar da fazla değil, işte olabildiğince
büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Önce biz bayramlaşacağız. Evet. Beraber ilk bayramımız. Ben öyle burada mi? Yalnız olduğum için. Yeni evli misiniz? Evet. Bir yani mı? Yeni yok, bir yıl değil de 5-6 ay. 5-6 ay daha çiçeği burnunda. Daha fazla canım. Daha öyle fazla mi? Dur, anlaşın aramızda. 8-10 olur mu galiba? Sonra hesabını söylesin evde. Ben burada tek olduğum için önce tabii hanım tarafı mı gezeceğiz? Tabii ki. Ki ben yalnızım burada, garibim. Yok canım. Sizin sonunuz herhalde benim gibi olacak. Öyle mi dersiniz? İsim Çetin benzer, evet. Adaşız. Evet. Mutlaka benim gibi davranın eşinize. Hiç yılmayın, mutlaka kazanan siz olacaksınız. Programdan sonra görüşelim. Kesinlikle. 10 derste ben de ders veriyorum efendim. Ben de sizinle. Bari siz kurtulun. Ben yandım bari siz. Ancak şunu söyleyeyim, benim eşimle bir çekişmem yok yani biz. Benim de yok. Ben bayrağı kestim, bayrağını çektim, beyaz bayrağı. Benim de yok. Biz de hiç fark etmeyiz yani. Asla bir şey yok. İplikleri verdik hanıma. Eyvah. Peki Sevda, sen bayram için ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Bayramda? Hı-hı. Buradayım. İlk önce seyircilerimizle birlikteyiz. Daha sonra öğleden sonra tekrar başım üstüne programımız var. Evet. Evet. Sevgili eşimle birlikte yine program için kameranın karşısına geçeceğiz. Evet. İzleyicilerimizle birlikte olacağız. Bunun haricinde ben gerçek eşimle efendim bayramlaşacağım mutlaka. Elini öpeceğim eşimin. Göründüğüm kadar sert değilim asla çünkü. Ve arkadaşlarımla size geleceğiz. Likör ikram edeceksiniz. Ya, sen evet. Benden büyüksün çünkü Nalan. Evet tamam, yani bunu burada hatırlatmaya gerek yok. Geleceğiz, size likör ikram edeceksin. Çikolatalarımızı yiyeceğiz. Tabii ki her zaman. Çetin sen de aynı kanıdasın değil mi? Ben şey... bayram... Gerçek eşimi herhalde bu bayram, yani bugün döveceğim. Çok güzel. Programlardan sonra, bu rollerden sonra herhalde kendime gelebilmem için bir silkinmem gerekiyor. Silkelemem gerekiyor. Evet. Aman ha, sakın ha diyor. Evet. Tabii ki espri bunlar. Yine fasıl diyelim mi? Diyelim. Hadi. Biz isterseniz. Başlayalım tekrardan. Başka
yaralarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni sensiz bırakma. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
teşekkürler. Oh, ben de yoruldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu program öncesi pek bir hazırlığımız olmadığı için, bir prova yapma imkanımız olmadığı için, evet. Ufak tefek. Yok canım, seçmelerimiz oldu. O yüzden yani. İzleyicilerimizden özür diliyoruz. Canlı program her zaman böyle bir şey vardır, riski vardır. Efendim, böylelikle izleyicilerimiz evet. Öğrenmiş. Tabii ki yani. Evet. Her hata bize insana mı vardır, değil muhakkak. Mi? Evet sevgili seyirciler, biz şimdi Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Doktor Ahmet Bilgin'in bayram hakkında bize verdiği mesajları dinlemek istiyoruz.